Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir öz farkındalık açılımıyla karşınızdayım. Konumuz korkularımızla yüzleşmek. Bu arada iki desteği de dinleyebilirsiniz eğer net olarak birine çekinmiyorsanız. Veya hiçbirini dinlemeyebilirsiniz hiçbir şekilde çekinmiyorsanız. Belki bugün vakti değildir. Belki çok fazla enerjinizi artık bölmüşsünüzdür deste seçilere. Kendinize zorla bir şeyleri uydurmak için zorlamayın, olur mu? Her duyduğunuz size uyacak diye bir şey yok. Olmuyorsa sonra bakın, başka videolara bakın ama şartlandırmayın kendinizi. Şimdi bu deste seçilerde biliyorsunuz ki kişisel olduğu için, yani daha doğrusu öze döndüğümüz için ikisini de dinleyebilirsiniz ya da kaç deste yaparsam. Ama eğer farklı bir kişi için dinliyorsak, işte aklımdaki kişinin hisleri vesaire, o zaman hep sizden ne istiyorum? Daha çok bir desteğe aslında çekilmenizi istiyorum. Çünkü orada diğer kişiye yönelik olacak. Burada ama anlayabilirsiniz, bu bana uyuyor veya uymuyor şeklinde. Birinci destede böyle bir lavanta kolonyası olacak. İkinci destede böyle bir küçük bir parfüm şişesi olacak. Korkularınızla yüzleşeceğiz. Minik bir açılım olacak. Sizi geri tutan korkularınız, neden bu korkuya tutunup kaldığınız, bu korkunun nereden, neyden kaynaklandığı ve güvenli bir şekilde bununla nasıl yüzleşebilirsiniz, buna bakacağız. İki deste dedik. Birinci deste, ikinci deste. Birinci desteyle başlayalım. Merhaba. Birinci desteği seçen arkadaşlar, şimdi sizi geride tutan bu korku neymiş diye baktığımızda kupa beşlisi geldi. Tam bir korku ve üzüntü kartı aslında, değil mi? Burada ne vardır? 3 tane kupayı devirmiş kız ve bunlara bakıp üzülüyor. Halbuki arkada masada güzel bir sofra var. 2 tane kupası hala ayakta. Ama o dökülen 3 tane kupaya odaklanmış. Yani bu ne demek? Hayatta uğraştığınız halde sizin olmayan şeyler, biten ilişkiler, kalbinizde açılan yaralar, aldığınız yenilgiler, bir işten ret almak, istediğiniz okula girememek, ailenizde yaşadığınız üzüntüler gibi 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 gibi. Bunları zihninizde örneklendirebilirsiniz. Ben biraz daha çağrışım yapması açısından söylüyorum. Özetle geçmişinizde yaşadığınız ve size üzüntü yaşatmış her şey aslında sizin korkunuzmuş. Ama durum şu ki siz bu korkuya işte gereğinden fazla tutunuyormuşsunuz. Sizin korkunuz sanki şuymuş gibi geliyor. Yanındaki de kartla da birlikte bakın. Statiko, yani bir şeylerin değişmemesi, aynı kalması kartı. Hiçbir şekilde bakın, evlerin düzeni değişmiyor. Renkleri aynı sırada gidiyor. Maviye mavi, sarıya sarı, turuncuya turuncu. Hiçbir şekilde değişmiyor. Bu ne demek? Geçmişte ne olduysa onu bırakma konusunda bir korku ve değişimi istememek. Değişimden korkmak, yeniden, gelecekten korkmak. Geçmiş ne kadar üzüntülü, ne kadar sancılı, ne kadar acılı da olsa, geçmişte, evet, hem geçmişte yaşananlara tutunmak ve üzülmek, hem de değişimden, bir şeylerin değişmesinden, gelişmesinden, şartlarınızın değişmesinden aslında korkmak. Ve bence burada şu da var, yeni şeylerden, sizin için faydalı olabilecek durumlardan da çekinmek, korkmak. Çünkü neden bu duyguya, neden bu korku duygusuna tutunuyorsunuz dediğimde kupası ve kılıç yedilisi geldi. Sanki şu gibi bakın. Kupasında şöyle bir anlam vardır. Bu bizim hayatımızda bir başlangıçtır. Duygusal olabilir. Bazı durumlar da maddi de olabilir. Ve der ki kupası geldiğinde o değişimi kabul et. O değişimi al. Eğer o gelen değişimi almazsan hayat seni bunu almaya zorlayabilir veya almadığın için bir şeyler tam tersi istikamette gidebilir. Değişime direndiğinizde aslında anlamı gerçekten çok değişebilecek kartlardan birisi. Ve kılıç yedilisiyle birlikte geliyor. Geçmişte üzüldüm, geçmişte işte kahroldum, yenildim, başarısızlığa uğradım, belki aldatıldım, belki çok sevdiğim birini kaybettim. Ve şu an ben yeni şeylerden korkuyorum, yeni şeylerden kaçıyorum. Çünkü güvenemiyorum. Ya yine aynısını yaşarsam, ya ihanete uğrarsam, ya işte yenilirsem, kaybedersem, haksızlığa uğrarsam, benden bir şeyler çalınırsa, o yeni olan şeyi de kaybedersem. Yani çok net geldi açılımımız. Açıkçası yeniye de güvenmiyorsunuz, geleceğe güvenmiyorsunuz. Geçmişi daha güvenli buluyorsunuz ama geçmişteki şey de size fayda getirmiyor işte. Böyle bir durumdan bahsediyor burası. Diyor ki evet sen, yani toparlayamadım bir türlü. Allah Allah. Şundan bahsediyor. Sen diyor, senin korktuğun şey bir şeylerin değişmesi. Kafanı kaldırıp arkana dönmekten, seni arkada bekleyen
o güzel kupalardan, o güzel başlangıçlardan, o güzel duygulardan, yeni işten, yeni şehirden, yeni aşktan, yeni arkadaşlardan sen diyor korkuyorsun. Geçmişte olduğu halde, belki sana zaman zaman zarar verdiği halde, orada duran, geçmişte olan diyor senin için güvenli geliyor. Konfor alanından diyor çıkmak istemiyorsun, korkuyorsun sen diyor, değişime direniyorsun diyor. Yani burada bir kupa asını çünkü geri çevirmek var. Ki biz bunu kupa beşisinde gördük değil mi? Kız dönüp bakmıyor. Hala aklı fikri dökülen kupalarda. Belki arkasındaki kupalarda çok daha lezzetli şeyler var. Ama diyor ki ya kandırılırsam, ya o da beni bırakıp giderse, ya bu işten de çıkarılırsam, ya bu okulda da başarısız olursam, ya bu şehirde de mutsuz olursam gibi 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 yeniliklerden korkmak. Bu yüzden de yeniliklere sırtını dönmek, değişime direnmek. Geçmişi acı verici de olsa güvenli bulmak, geçmişe takılmak, geçmişin yükleriyle böyle yaşamak. Bir yengeç burcuyum, sizi çok iyi anlıyorum. Yani bunu en çok yapan insanlardan biriyim. Yani. Peki bu nereden geliyor? Nereden kaynaklanıyor? Bunun kaynağı ne? Yine bakın bir başlangıç kartı, kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Burada şeyi çok severim. Biliyorsunuz lotus çamurlu bir bataklığın içinde yeşeren, yetişen bir çiçek. Siz o çamurun içinden çıkıp da çiçek açmaya, yani yine yeniliğe direniyorsunuz. Yenilikten korkuyorsunuz. Sanki hep elinize attığınız bütün yenilikler elinizde kalmış. Yine üstünüz başınız çamur olmuş. Ve diyorsunuz ki ya bir daha çamura bulanırsam? Birine daha güvendim, yine aldatıldım. Birine daha güvendim, beni yine sevmedi. Bir işe daha girdim, yine haksızlığa uğradım. Yine mobbinge uğradım. Yine haksızlığa uğratılıp çıkartıldım. Şehir değiştirdim, orada da mutlu olamadım. Gibi gibi gibi. Anlatabiliyor muyum? Hani bu tekrarlanıyor sürekli mi? Bunun daha çok değnek dörtlüsü ve değnek sekizlisiyle birlikte karıştığınız topluluklardan, giriştiğiniz belki faaliyetlerden, iş ortamlarından ve ilişkilerden aslında kaynaklandığından bahsediyor. Yani değnek dörtlüsüyle görüyorsunuz zaten ilişki temasını biliyorsunuz. Bundan kaynaklandığından bahsediyor. Bir şeylerin hızlı bir şekilde olması, yani burada kız evet bir fırtına çıkarıyor ama bakın fırtınaya nasıl korkuyla bakıyor. Ve şöyle netleyeyim, lütfen kedisine bakın. Kıza tutunmuş, korkuyor. Halbuki o fırtınayı kendi gücüyle yaratıyor zaten oradaki o sihri, o büyüyü her neyse zaten kendisi yapıyor. Ama burada sevinçle yaparken buradaki kişiler, buradaki kız kendi fırtınasından korkuyor açıkçası. Böyle bir durumdan bahsediyor. Yani sizin olayınız, korkunuz, yenilik, yeni girişimler. Ve bu sebeple de geçmişe tutunmak, arkanızdaki o yeni fırsatları görememek. Yeniden korkuyorsunuz kısacası. Hani burada bir kontrol isteği görüyorum. Aynı olsun, kötü olsun belki ama benim bildiğim olsun, güvenlidir çünkü. Böyle bir anlayış var açıkçası burada. Çünkü güvenli ve sağlıklı bir şekilde bu korkuyla nasıl yüzleşiriz dediğimizde bizi karşılayan kartlarımız Kılıç Sekizlisi ve Karanlık Düşünceler. Ay, şey diyor musunuz? Karanlık kartlar, içim karardı. Benim de içim karardı ama şöyle bir şey. Diyor ki, istersen buradan çıkabilirsin. Ya gerçekten bu çok zihinde geliyor arkadaşlar. Kendi kendimize belki takıntı yaptığımız bir durum olabilir. Bu dediğim gibi kendi zihnimizde aslında tamamen. Bakın hani burada maddi yani somut fiziksel bir korku unsuru yok. Siz henüz belki de hayatınıza girmemiş bir şeyden korkuyorsunuz. Belki hayatınıza henüz girmemiş olan bir kişiden, yeni bir ilişkiden. Bazılarınız belki okul bitirip mezun olmaktan, iş hayatına atılmaktan, şehir değiştirmekten, büyümekten belki de korkuyorsunuz. Kötü de olsa şu alan daha güvenli geliyor belki size. Belki bazıları ailesinin evinden çıkmaktan korkuyor. Tek başına kalmaktan korkuyor. Bunun gibi. Ama o yeniliğin size ne getireceğini nereden bilebilirsiniz ki? Gayet güzel şeyler getirebilir diyor. Gökkuşağı, tavus kuşu, lotus, güvercin, bu sembollerin hepsinin bir anlamı var biliyorsunuz ki. Hepsi iyileşmeden, şifadan, bazıları sevgiden, mucizelerden bahsediyor. Ve diyor ki nasıl çıkarsınız? Bir kere kontağa girdiğiniz insanlara, hayatınıza aldığınız insanlara dikkat edin, olur mu? Sizi bu karanlık düşüncelerin içine götürmesinler.
çevrenizdeki kişilere dikkat edin. Burada çünkü ben bir çevre unsuru gördüm. Neden kaynaklanıyor dediğimde hani topluluklar, ilişkiler var ya. Belki daha önceden ilişkide olduğunuz insanlardı. Ama bu hala ilişkide olduğunuz insanlar da olabilir. Belki aileniz, belki arkadaşlarınız, kardeşleriniz size yanlış bir bilinç aşılıyor olabilirler. İnsanlara güvenme kızım. Bak seni üzerler. Yeni arkadaş edinme. Olsun sen burada kal. Bizimizin dibinde otur. Gitme. Bilmediğin şehirlere gitme. Böyle konuşan belki anneler. Hani bu gibi durumlar olabilir. Ya da sizi gerçekten böyle işte ya şuna güvenme onlar kötüdür. Hayatta zaten bu hep böyle olur gibi kendi aslında karanlık düşüncelerini belki size getiren ve sizi de kendi olduğu karanlığa, kendi labirentine çekmek isteyen, belki çevrenizde enerji vampirliği yapan arkadaşlarınız, dostlarınız olabilir. Belki bunlarla biraz daha ilişkinize mesafe koyabilirsiniz. Ama daha çok size söylediği, senin diyor tamamen düşüncelerinde bu durum. Kılıçlar unutmayın ki hep düşünce serisi, hep düşüncelerimizden bahsediyor. Ve diyor ki istediğin an ellerindeki ve gözlerindeki bağları çözüp buradan çıkabilirsin. Burada kız kılıçların içinde aslında çıkabilir. Burada da adam labirente girmek üzere. Ama o da çıkabilir. Fakat kendisini bilerek labirentin içine sokacak. Henüz bakın girmemiş ama girmek üzere ve üstünde kopmak üzere olan bir fırtına var. Of, çok yoğun bir açılımdı bu. Böyle dolu dolu geldi. Dilerim ki bir faydası olmuştur arkadaşlar. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Şimdi diğer destemize geçeceğim. Merhaba. İkinci desteği buradaki parfüm şişesini seçen arkadaşlar. Şimdi öncelikle sizi hayatta geride tutan korkularınızdan biri neymiş bakalım. Siz kendi gücünüzden korkuyorsunuz. Çok net. Bir şeyleri hak etmekten, bir şeylerin hayatınızda yolunda gidebileceğinden, belki ön plana çıkmaktan, insanlara liderlik etmekten, parlamaktan, göz önünde bulunmaktan korkuyor olabilirsiniz. Çünkü bakın güç kartı gelmiş. Kadın istese arkada bir fırtına koparabilecek güçte olduğu halde aslanı bakın nasıl eliyle böyle sakin sakin tutuyor. Çok güçlü birisi, çok cesur birisi, çok merhametli, çok affedici birisi. Bazılarınız şimdi hak etme kartı da yanında geldiği için birilerini affetmekten de korkuyor olabilir bu arada. Affetmek, merhamet etmek noktasında korkularınız olabilir. Affederseniz eğer güçlü görünmeyeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ve insanların belki size ezeceğinden korkuyor olabilirsiniz. Affetmeyi, daha böyle alçak gönüllü olmayı belki bizim toplumumuz zaten biliyorsunuz hani kibarsanız alçak gönüllüyseniz biraz sizi güçsüz görebiliyorlar maalesef aslında bu toplumdan kaynaklı bir korku olabilir bu yüzden ama şunu görüyorum yani burada eğer ben güçlü şöyle yapayım şu var ya ben güçlü durmazsam herkes beni ezer korkusu ya da evet güçlü olduğumu biliyorum ama ben bunda nasıl hareket edeceğim korkusu gibi iki farklı senaryo geliyor benim aklıma. Lütfen kendinize uyanı alın çünkü unutmayın ki özel bir açılım değil genel bir açılım. Senaryolar değişecektir. Bir şeyleri belki hak ettiğinize inanmaktan, göz önünde bulunmaktan, bazen belki ünlü olmaktan korkuyor olabilirsiniz. Sorumluluk almaktan, liderlik etmekten. Bu gibi mevzulardan sanki korkuyormuşsunuz gibi gözüküyor. Bunun nedenine de şimdi geleceğim. Neden peki bu duyguya yapışıp kalıyoruz? Neden buna tutunuyoruz dediğimde. Şimdi Kupa Kraliçesi ve Değnek İkilisi. Bu ne demek? Biraz böyle sessiz kalmayı, kendi yerinizde oturmayı, bir şeyler uzaktan izlemeyi, müdahale etmemeyi belki içselleştirmişsiniz. Çünkü size özellikle burada anne ve hayattaki kadın figürler tarafından işte kadınsanız işte hanım hanımcık ol, erkekseniz aman oğlum efendi ol gibi kodlamalar gelmiş olabilir. Ve siz de kendinize hayatta her şeyi alttan alan gücünüz olsa bile olsun ben iyi davranayım işte insanları anlayayım sezgilerimle değil de anlayışımla yaklaşayım olsun ya yani mütevazı davranayım gibi bir şeye girmiş olabilirsiniz. Daha çok burada çünkü bir gözlemcilik var. Hani bekliyorsunuz, bakıyorsunuz. Sanki burada bakın çocuk dünyaya öyle bir bakıyor ki ve elinde hani asası var böyle hani
Buradakiler böyle küçük cadı çocuklar işte, sanki sihir yapacak ama bu da sanki kendi gücünden ulaşabileceği şeylerden korkuyormuş gibi. Bir şey diyeyim mi? Burada anne etkisi çok yoğun geliyor. Anne olabilir, teyze olabilir, hayattaki kadın figürler. Hani sanki şey, aman çocuğum dizimin dibinde otur. Bakın böyle burada da anne kedi yavrularıyla oturuyor. Kadın buradaki kupa kraliçesi hamile. Çocuk sanki dünyaya açılmak, daha uzaklara gitmek, uzakları keşfetmek istiyor ama acaba işte annesi mi var? Sevdikleri mi var? Belki sevgilisi, belki hayatta değer verdiği insanlar diyor ki bunlar benim ailem, bunlar benim arkadaşlarım. Ben yanlarından ayrılmayayım. Ama gözü aslında uzaklarda. Gözü aslında dünyayı keşfetmekte. Dünyaya atılmakta. Hak ettiği şeyleri almakta. Belki yurt dışına gitmek istiyor. Belki farklı bir şehre taşınıp hayatını kurmak istiyor. Belki sevdiği insanla mutlu olmak istiyor. Ama birileri diyor ki benim yanımda kal. Ya da dur bakalım ya, hemen şey yapma. Kendini ön plana atma. Hayata atılma. Böyle bir geri çekiyor sanki birileri. Peki bu korku nereden kaynaklanıyor dediğimde de bakın, sözleşme. Ha, gerçekten söz verdiğiniz, kendinizi borçlu hissettiğiniz, aman ben şuna şuna haksızlık yapmayayım dediğiniz insanlar olabilir. Size göre bu tavrınız adil ve hakkaniyetli geliyor olabilir. Dürüstlük anlayışınız sizin bu olabilir. Çünkü dediğim gibi burada sanki yetiştirilme biçimiyle ilgili bir durum var. Ve devamında bakın Kılıç Kraliçesi ve Azize. Buradaki bazı arkadaşlarım bekar anneler tarafından, yani ya eşleri vefat etmiş ya da eşlerinden ayrılmış anneler tarafından yetiştirilmiş olabilirler. Çünkü bize Kılıç Kraliçesi, unutmayın ki, boşanmış veya eşi vefat etmiş hanımları gösterebilir. Ve bunun yanında bir yine Azize var, anne figürü var. Ben burada annenin veya hayattaki anne figürlerin bu korkunun aslında maalesef ki sebebi olduğunu görüyorum. Yani burada kendi potansiyeline çünkü yazık eden sanki birisi var. Kendi potansiyelini kullanmaktan korkan birisi var. Yani hepimiz böyle yetiştirilmedik mi? Bence çok azımız zaten olağanüstü belki cesaretle yetiştirilmişizdir. En ufak bir şeyde hep annelerimiz der ya, aman bak hareketlerine dikkat et. Bilmem kimin kızısın, bilmem kimin oğlusun. Sen şöyle şöyle yaparsan derler ki işte, bak görüyor musun bilmem kimin kızı ne yaptı ya gibi, hani bu vardır ya, sanki buradaki arkadaşlarım biraz bu bilinçle yetiştirilmişler ve kendi güçlerinden, kendi arzularından, tutkularından, hayallerinden, isteklerinden korkar hale gelmişler gibi gözüküyor. Kendi gücünüzden korkuyorsunuz arkadaşlar. İçinizde belki bir aslan var ama kedi olmakla yetiniyorsunuz. Çünkü sizin için doğru olan bu. Hani bu şekilde yetiştirilmişsiniz. Size bu öğretilmiş birisi tarafından. Ve bu sanki anneymiş gibi geliyor bana. Yani adeta anneyle imzalanan bir kontrak. Anneye verilen sözler yetiştirilirken, annenin zihninize yazdığı sözler. Böyle eğitmiş, böyle öğretmiş. Bazılarınıza anneleri veya babaları da olabilir tabii ki. Hani bu şekilde anlatıyorum ama kartlar daha çok anne temalı geldiği için. Benim yolumdan gideceksin. İşte var benim çevremde böyle arkadaşlarım. İşte ben makine mühendisiyim kızım. Sen de makine mühendisi olacaksın. Hayır baba, ben şunu okumak istiyorum. Ben mesela sanatçı olmak istiyorum. Çünkü bakın burada da geleceğim. Hayır, sen benim kızımsın. Toplumda seni tanırlar. Sen benim dediğim işi yapacaksın. Ya da işte ben şu kişiyle evlenmek istiyorum. Hayır, sen onunla evlenemezsin. Sen bizim çocuğumuzsun. Sen bizim ailemize yakışır, tırnak içinde söylüyorum, biriyle evlenmek zorundasın gibi gibi. Böyle bir şey var burada. Belki bazılarınız yine spesifik çok minik bir azınlığa gidecek bu. Özellikle kadın arkadaşlara giysi biçimlerini belki değiştirmek istiyorlar. Onlar benim ne söylediğimi anlayacaklar. Bu daha önce yazın da bu tarz bir durum gelmişti. Belki giyinme biçimlerini değiştirmek istiyorlar fakat ailelerinden, annelerinden özellikle çekindikleri için buna cesaret edemiyor da olabilirler gibi geldi bana. Peki bu korkumuzla güvenli ve sağlıklı bir şekilde nasıl yüzleşebiliriz? Burada çok benim boğazım bu arada düğüm düğüm oldu.
Sizi birileri susturmuş arkadaşlar. Size birileri sanki böyle sessizlik yemini ettirmiş gibi. Boğaz çakrası böyle tıkanarak geliyor çünkü ben de. Biraz zorlanıyorum konuşurken. Kelimelerimi yutuyorum. Hani adeta buradaki kılıç kraliçesi bana da sus bakayım diyor oradan. Bana böyle bir sus bakayım. Bu hayatınızdaki bir öğretmen figürü de olabilir. Belki çocukluğunuzda bir öğretmeniniz tarafından size kodlanmış bir durumdur. Var çünkü bu. Ne öğretmenler gördük. Bunu bir öğretmen olarak söylüyorum. Yanlış anlamayın. Ben de bir eğitimciyim. Ben de bir öğretmenim. Ama çok yanlış öğretmenlik biçimleri de gördüm açıkçası. Peki bununla nasıl işte yüzleşiriz? Bir kere arkadaşlar, kırılmaktan, incinmekten korkmayacağız. Hayat bu. Yara da alabiliriz. Her zaman mutlu olacağız diye bir şey yok. Biz insanız. Biz Allah'ın kuluyuz. Her şey bizim için. Zaman zaman üzülebiliriz. Zaman zaman maalesef ki kendi doğrumuz için sevdiklerimizi üzebiliriz ama bu onların hayatı değil. Bu bizim hayatımız değil mi? Bizim hakkımız olan bir durum. Neticede biz de bir bireyiz. Bunu sanki fark etmemiz lazım ve sanki yardımı ve desteği, bakın destekleyici yeni bağlantılar, ortak ilgi alanlarınızın olduğu veya kafa yapılarınızın uyuştuğu insanlarda bulacakmışsınız gibi. Bu sizin ulaşmak, yapmak isteyip de gidemediğiniz şey her neyse buna yardımcı olabilecek insanlar varmış gibi gözüküyor. Bazılarınız için bu tabii ki terapist, psikolog gibi insanlar da olabilir. Ama burada daha çok ne var? Resim yapmak nasıldır? Sanat nasıldır? İç dünyamızın dışa vurumu. Belki de içinizdeki bu korkuları, kalp kırıklıklarını dışa vurmanız gerekiyordur. Yazarak, çizerek, resim yaparak. Mesela ben ne yapıyorum? Tarot açılımları yapıyorum, değil mi? Bir hikaye anlatıyorum aslında burada size. Hayatlarınızdan bir hikaye çıkartıyorum. Görselleri sadece yorumlayarak. Bir şekilde dışa vurmak, kendinizi ifade etmek, belki şarkı yazmak, şarkı bestelemek, spor yapmak. Bu her şey olabilir. Size kendinizi iyi hissettiren neyse. Şuradaki korkuyu, kırıklığı artık alıp böyle atmanız lazımmış gibi gözüküyor. Bakın bir journal var. Yani bir günlük var. Belki bir içinize dökeceğiniz bir blok açmak, yazılarınızı yazmak. Bence ne biliyor musunuz? Göz önünde bulunmak, kendinizi ifade etmek. Sizin en büyük korkunuz olduğunuz gibi görünmek toplum içinde. Çok fazla görünmezlik maskesi giyenler var. Görünmez adam gibi dolaşanlar var. Harry Potter'da o Harry'nin üstüne giydiği klok neydi Türkçesi? Pelerin. Görünmezlik pelerinini üzerine geçirip yaşayanlar var. Aslında işlenince siz de ön plana çıkmak istiyorsunuz. Sesinizi duyurmak istiyorsunuz. Ama buna belki de işte pasif kalarak, belki kendi içinizde kendinizi susturarak, size de bu vardır ya pasiflik. Belki mantığınız size diyordur ki, belki mantığınızla sezginiz çatışıyordur. Mantığınızla duygularınız çatışıyordur ve diyordur ki hayır hayır olmaz yapmamasın. Ama diyor ki hayır incinmekten korkma. İnsanların seni eleştirmesinden korkma. Bana günde kaç tane yorum geliyor görüyorsunuz. Hepsi de iyi olmuyor her zaman. Bunu artık dışa vurmak. Tamam ben insanım incinebilirim. Yağmur yağıyorsa evet altında ıslanabilirim deyip yola koyulmak gerekiyormuş gibi gözüküyor. Dilerim ki faydası olan bir açılım olmuştur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.